Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'na aitken Millet Bahçesi'ne dönüştürülen ve inşaat çalışmaları başlatılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin betonlaştırıldığı öne sürüldü. 35 yıldır kente çok geniş olan bir park yapılmadığını anlatan araştırmacı yazar Mustafa Cingil, burasının şimdiden şantiyeye döndüğünü ve betonlaştırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan alanda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç hafta önceki yazısıyla konuyu Kayseri halkının dikkatine sunan araştırmacı yazar Mustafa Cingil, alanın betonlaştırıldığını savundu. Cingil, şu anda Millet Bahçesi şantiyeye dönmüş, her tarafı beton yığını haline gelmiş. Sadece Millet Bahçesi değil, Kayseri betonlaşıyor, dedi. Son dönemde eski Hava İkmal Bakım Merkezi alanı Millet Bahçesi'ne dönüştürülme kararı alındı haliyle. Fakat görüyoruz ki burası da maalesef tamamen şantiyeye dönmüş. Her tarafta betonlar var. Biz aslında burada olması gereken tamamen ağaç. Sadece ağaç. Ağaçtan başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Ne konferans salonu, ne tiyatro salonu, ne yeme içme mekanları, ne o ne bu. Betonlaşmadan hiçbir şeyin olmaması lazım. Fakat ne yazık ki burası da betonlaşmaya kurban olacak. Ve Kayseri yine yeşil alansız nefes almaya çalışacak. İnanın dünyada belki böyle bir mekan yok, dümdüz tepsi gibi ağaçlandırma adına en kolay ve en çabuk yapılacak yer. Fakat maalesef arkamızda da görüldüğü gibi ağaçla başlayacak bir iş betonlarla başlamış durumda. Yani sonu başından belli gibi bir şey. Üzülerek söylüyorum, Kayseri bir fırsatını daha tepecek. Bu yanlışın bedelini ileride bizler belki çekeceğiz ama kesinlikle bunu en çok genç nesil, ileriki nesiller hissedecektir. Burada sadece bizler değil, ben şu anda kendimi yel değirmenlerine karşı koşturan Don Kişot gibi hissediyorum. Tek başımayım ama burada bu görev halkımıza düşüyor, gençlere düşüyor, Z kuşağına düşüyor, basına düşüyor. Herkesin buna el atması lazım. Bu gidişatı bir şekilde durdurmamız lazım. Aksi takdirde ileride geri dönüşü de olmayacak. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Bir sürü mahalle aralarındaki cep parkları yeşil alandan sayıyoruz. Oysa cep parklar kesinlikle olması gereken eğlence ve dinlence merkezleridir, mekanlarıdır. Fakat buralardaki gerek çayırlar ve dikile ağaçlar yeşil alan niteliğinde değildir. Yeşil alan tarifi çok farklıdır. Hemen hemen herkesin elinde akıllı telefonlar var. Bu telefonlarla basitçe Google'dan girdiğinizde şehre tepeden baktığınızda Kayseri'de 5 tane ana arter aktif yeşil alan görürsünüz. Bunlar neler? Birincisi Gültepe Parkı. 1924-25 yılında Vali Muammer Bey tarafından yapılan park. İkincisi 1935 yılında yapılan Sümer fabrikasına ait olan yeşil alan. Üçüncüsü 1963 yılında Belediye Başkanı Mehmet Çalık tarafından yaptırılan Beştepeler Parkı. Dördüncüsü 1977 yılında yine Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu tarafından yapılan İnönü Parkı. Ve son olarak da 1987 yılında Hüsamettin Çetinbulut Belediye Başkanı tarafından yaptırılan Mimar Sinan Parkı'dır. Yani en son yapılan gerçek yeşil alan maalesef 1987 yılında yapılan Mimar Sinan Parkı'dır. Yani 35 yıldır Kayseri'ye yeşil alan adında hiçbir şey yapılmadı. Kayseri'de bir göl hastalığımız var. Koskoca göller yapılacak buraya mimarisinde görüldüğü kadarıyla. Bunun da bir su ihtiyacı var tonlarca. Ve bu suyu yeraltı sularından çekilecek. Kayseri zaten su açısından çok zengin değil. Oysa burası ağaçlansa yağmur çekecek, çeken yağmurlarla da yeraltı suları zenginleşecek, olumsuzluktan kurtulacak. Bugün mesela hafta sonlara bakıyoruz, yamaç paraşütü indiği oradaki parkta gençler, çocuklar, aileler orada nasıl eğleniyorlar, nasıl çözülüyor. Orada küçücük bir yerin o kadar tadını çıkıyor. Ben yani burasını tamamen ağaçlanıp ağaçtan başka hiçbir şeyin olmamasını istiyorum. Bu biz sadece benim değil, benim buradaki seslenişim herhangi bir siyasiye değil. Ben tamamen karşımda gördüğüm kişiler aklı selim. Aklı selimden ben bunları rica ediyorum.